Türkiye'nin ekranı TRT1'de Türkiye'nin en çok ödül kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye başlıyor. Şimdi karşınızda eğlenceli ve renkli sunumuyla Kemal Uçar. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arzu Hanım hoş geldiniz. Cihal Hanımcığım hoş geldiniz. Turgut abi hoş geldin. Efe hoş geldin. Tuğba, Nihan. Hepiniz stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Kıymetli seyircilerimiz, siz de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Efendim bugün 29 Ekim 2024. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bin yıldan fazladır üstünde yaşadığımız bu toprakları yedi düvelin işgalinden kurtararak Cumhuriyeti kuran başta Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tabii ki bu uğurda canlarını feda eden yüz binlerce şehit ve gazi atamızı rahmetle anıyoruz. Efendim Cumhuriyet'in öneminden öyle uzun uzun bahsetmemize gerek yok sanırım. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada böyle yanı başımızdaki ülkelerin durumlarına baktığımızda bugün bir kere daha olanca gücümüzle yaşasın Cumhuriyet diye haykırmamızın sebebi oldukça açık sanırım. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal'in bizlere verdiği en büyük görevi tamamlamak istiyorum. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz diyor Gazi Paşa. Sanırım bu uğurda canlarını feda eden bütün atalarımıza en büyük borcumuz da budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun efendim. Bu özel günde çok keyifli ve çok değerli yarışmacılarımız tabii ki bizimle birlikte. Birinci masamızda Arzu Hanım ve Jale Hanım. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Efendim ikinci masamızda bir baba oğul. Turgut abi ve Efe. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü masamızda da onları tanıştırıp artık aralarında yoklar kardeşleri Büşra ama Tuğba ve Nihan birlikte onların da keyifli hikayesini dinleyeceğiz. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Şimdi birazdan yarışmamıza başlayacağız. O güzel keyifli sohbetlerimizi yapacağız. Ama ben istiyorum ki her zaman yaptığımız gibi önce yarışmamızı bir kısaca hatırlayalım. Bingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini vereceğimiz kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her bir soruyu doğru cevaplamaları için beşer hakları var ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. İşimiz oldukça basit. Efendim gördüğünüz gibi yarışmamızın kurallarında bir değişiklik yok ama her zaman söylediğim gibi çok keyifli bir noktada değişiklik var. Geçtiğimiz sezon gibi bu sezonda verdiğimiz her doğru cevapla birlikte kasalarımızda bir miktar ödül biriktiriyorduk biliyorsunuz Cale Hanım. Bu sezonumuzda her bir kelime için o ödülleri tam iki katına çıkarttık. Ama bence daha güzeli, daha değerlisi yedi harfli süper lingo kelimemizin değeri geçtiğimiz sezon 100 bin lirayken bu sezonda sizler istediniz. Efendim kanalımız ve lingo yönetimi de tabii ki buna cevapsız kalmadı ve yedi harfli süper lingo kelimemizin karşılığı tek başına tam 150 bin lira oldu. Tuğba, o senin teklif ettiğin ve yarışmaya gelmeyen arkadaşlarımız var ya, bugün buradan şahane bir kasayla ayrıldığınızda bence çok üzülecekler. Ve onlar da gelmek isteyecekler ama gördüğünüz gibi şahane ödüllerle de bu özel günde buradan ayrılma şansımız var. Umarım da yaparız. Cale Hanım olur mu? Yaparız. Yaparız efendim. Neden olmasın? O halde yarışmacılarıma soruyorum. Arzu Hanım ve Cale Hanım anlaştık mı? Anlaştık. Turgut abi ve Efe net miyiz? Kesinlikle. Tuğba ve Nihan hazır mıyız? Hazırız. Ne duruyoruz efendim? Lingo Türkiye ama özellikle böyle bir günde kocaman alkışlarla başlasın. Lingo Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde efendim birinci etabımızda ve tabii ki birinci masamızdayız. Arzu Hanım ve Cale Hanım sizleri lütfen tanıyalım efendim. Merhabalar, Arzu Ateş ben. Karadeniz Ereğli doğumluyum. 15 yaşında bir oğlum var, onunla birlikte yaşıyorum. Allah bağışlasın. İstanbul'dan katılıyorum. Annemin can arkadaşı dedi ki benle katılmak ister misin? Sen istersin her zaman. Yanınızdayım, buradayım. Hiçbir... Bir anda kendimizi lingo stüdyosuna... Aynen öyle. Ne güzel yapmışsınız. Aynen. İyi ki efendim karar siz de kabul etmişsiniz. Jale Hanım, sizleri tanıyalım. Ben Jale, 77 yaşındayım. İki kızım ve iki kız torunum var. Allah. Onlarla beraber olmaktan çok keyif alıyorum. Yaşıtlarımı kandıramadığım için arkadaşımın kızını kandırdım.
Bir de yarışmanızı başladığı günden beri dinliyorum, seyrediyorum. Ne güzel. Ama sizin enerjiniz sayesinde buradayız. Öyle mi efendim? Evet. Teşekkür ederiz. Bu beni ayrıca mutlu eder. Yani dediniz ki madem sen varsın Kemal, ben neden geldim? Aynen öyle. Enerji çok önemli. Çok teşekkür ederim. O yüzden ben de Turgut abi, Efe, ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Tuğba ve Nihan, daha uzun zaman geçirmek isterdim. Ne yapalım? Şimdi bir ufak final işimiz var belli ki. Efendim çok sağ olun. Ne güzel. Valla zaten yarışmamız keyifli bir yarışma. Evet. Evet. Biz de onu böyle güzel zaman geçirmek için aslında güzel bir bahane olarak ben değerlendirmek istiyorum. İlk günden beri. Aynen çok şükür öyle. Oldu galiba. Eğlendiriyorsunuz. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Ben nerede olsam saat 6'da mutlaka evde oluyorum. Oh ne güzel. Seyretmek için. Gerçekten. Vallahi ne güzel. Bunu duymak benim için gayet keyifli. Peki onun haricinde Cale Hanım, yarışmada evde nasılsınız yani seyrederken? Yarışmada çok iyiyim. Ama Arzu'ya güveniyorum burada. Hayır. Ha, evdeyken ben iyiyim. Ben iyiyim burada Arzu'ya güveniyorum. Bir genç destek lazımdı. Lazım. Tabii. O zaman Arzu Hanım şöyle bir başlayalım istiyorsanız ufak ufak. Bakalım neler olacak. Başlayalım. Arzu Hanım ve Cale Hanım için birinci etabımızın ilk dört harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hadi buyursunlar. E ile başlıyor. Eşya. Kodlayalım efendim. E-Ş-Y-A. Gelsin eşya. Elçi. E-L-Ç-İ. Güzel bir deneme, gelsin bakalım. İ var ama Erik. Orada değil. Erik. Erik. E-R-İ-K. Erik gelsin bakalım. Güzel oldu. Ekin. Ekin. Çok güzel bir deneme gibi olabilir mi? Hadi ya. Son hakkımızı iyi düşünelim. Hay Allah. Ekim. E-K-İ-M. Ekim. Ekim. Ekim olabilir mi efendim? Evet. Neden oldu? Biraz terletti bizi. Evet. Ama doğru. Bu 29 Ekim gününde aslında bunu daha erken fark edebilirdik. Evet evet. Şimdi hatta ya nasıl tekrar görmedik ettik bile biz onu. Evet, Ekim çıkar başlamadı dedik. Gerçekten ben hala ekip olabilir mi diye düşünüyordum. Evet efendim, bugün tabii özel bir gün. Arada böyle sorularımız gelecektir diye düşünüyorum. Ama ben de sizlerle beraber bulmaya çalıştığım için benim için de gayet heyecanlı gidiyor. En nihayetinde kasaya 1000 liraya koymuş olduk. Güzel gidiyoruz. Heyecanlı halimiz buysa eyvah. Atlatınca diğer masalar işleri zor. İnşallah. Umarım aynı şekilde devam ederiz. O halde efendim Arzu Hanım ve Cale Hanım için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. S ile başlıyor. Sıra. S-I-R-A. Deneyelim. Maşallah diyorum. Bunun üstüne başka bir şey söyleyeyim. Acaba önceden mi nazar boncuğunu biz nazar alsaydık? Biz nazar boncuğunu şimdi alalım. İstiyorduk peşiyle biz. Mi diyorsun? Peşiyle. Şimdi değmesin. Şimdi. Efendim biz bu pazarlıklara ne zaman geldik? Biz nazara inanıyoruz. Takın nazar. Bu yarışmamız boncuğu. Buralara ne zaman geldi? Ama sizler istersiniz de yapmaz mıyız? Bize hadi iltimas geçelim. Olsun biraz. Hemen hemen efendim evet. Şöyle bir nazar boncuğunuzu aynen öyle ortanıza iliştiriyorum. Umarım bu şekilde devam ederiz. Efendim Arzu Hanım ve Cale Hanım'ın isteklerini böyle peyderpey yerine getireceğiz. Ama şimdi sırada onlar için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime var. Hadi buyursunlar. G ile başlıyor. Gazi. G-A-Z-I. Hadi deneyelim. Gemi. G-E-M-I. Gemi olabilir mi? Gibi. G-I-B-I. Güzel bir deneme. Gibi olabilir mi? Tam böyle anlarda şey derim ya ben. Dosta güven, düşmana korku veren bazı masalar vardır. Turgut abi biraz onu hissettik mi? Biz de aynı şekilde devam edeceğiz. Aa güzel. Oh, benim en sevdiğim efendim. Benim en sevdiğim. Neden olmasın? İddialı masa severim. Harikasın Turgut abi. Birazdan geleceğiz zaten. Oradan da devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ama öncesinde harika gittik. 3000 liraya geldik. Şu puzzle kelimede de hata yapmayalım. Tamam. Hatta yeri gelmişken de hep yaptığım gibi bütün masalarımı da hatırlatayım. Biliyorsunuz birinci etapta 8 harfli bir puzzle kelime soruyoruz ve her bir harf çıktıkça birazcık değer kaybediyor ya. Ben diyorum ki eğer çok emin değilsek bazen 1-2 harf çıkmasını beklemek burada bizi güvenceye alır. Hani o masterlarda falan hata yapmayalım.
diye bütün masalarımızı bir uyarmış olayım efendim. Hazır mıyız? Hazırız. Bizler de hazırız. O halde Arzu Hanım ve Cale Hanım için birinci etabın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor, buyursunlar. Olup biten hakkında bilgisi olan demişiz. H ile başlıyor. Olup biten hakkında bilgisi olan. Haberdar. Haberdar mıdır? Neden olmasın? Güzel yaptık. Birkaç tane harf çıktı. 1200 liraya düştü ama hiç sorun yok. 4200 lirayla başladık. Cale Hanım. Hiç olmasından iyidir, onun için bekliyoruz. Güzel ama oldukça yüksek başladık. Vallahi ne varsa topladık. Efendim umarım ikinci etapta da aynı şekilde devam edeceğiz ama şimdi az önceki iddiasını duyduğumuz. Eyvah eyvah. Turgut abi ve Efe'ye gelelim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri tanıyalım lütfen. Ben Turgut Şumlu. 1960 Darıca Kocaeli doğumluyum. Özel bir şirkette muhasebe müdürlüğü yapmaktayım. Yarışmaya eğlenmek için oğlumla beraber katılmaya karar verdik. Ne güzel buradayız. Oldu. İlk başta kim istedi peki Turgut abi, sen mi istedin? Ben istedim. Çünkü Efe'nin şöyle bir açıklaması varmış. Benim için efendim yol param ödensin. Benim için gerisi önemli değil demiş. Ben de yarışma öncesi dedim ki Efe'ye, tamam da nereye yol parası? Yani Turgut abi ben buradan çıkayım da Amerika'ya döneyim derse galiba Efe için çalışmış olacağız. Öyle olacak o zaman. Efe, seni tanıyalım hemen. Efe Şumlu, 29 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. Satış, pazarlama, etkinlik alanlarında çalıştım. Ne özel güzel etkinliklerde hobi olarak başladım. DJ'lik işlerimle devam ediyorum şu anda. Şu anda birinci işimiz o mu oldu? Yani etkinlik organizasyon işlerine başlamak üzereyim. Hı-hı. Daha hani görüşme süreçlerindeyim ama DJ'liği de aktif olarak yapıyorum. Ne mezunuyduk? Endüstri mühendisiyim. Turgut abi şimdi baktığımızda peki sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yolu açık olsun diyorum. Çünkü küçüklüğünden beri sosyal olduğu için bu konuda ilerlemesi son derece doğal. Değil mi? Öyle oluyor evet. Biraz. Aslında yani bir mühendisliği kazanmak ve oradan mezun olmak zaten başlı başına bir iş. Doğru. Ama buradan böyle bir DJ'liğe doğru, bir etkinlik meselesine doğru yürümüşüz. Efe, eğer insan gerçekten tam da buralarda buna karar verip yürürse çok başarılı oluyor. Yani evet, isteğim o. Çünkü hani birçok işi denedim, görmek meraklı da biriyim. Yani sektörleri ölçüp biçmek ve sonunda doğru hedefe yürüyebilmek önemli. Hani 30'umdan önce bu işe başlamak daha güzel olacak. Umarım her şey senin için istediğin gibi gider. Efendim, İnşallah. İnşallah bakalım Turgut abi ve Efe için birinci etabımızın ilk 4 harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Sizlere de bol şans diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi İ. İnek. Kodlayalım. İ-N-E-K. Gelsin bakalım. İsim. İ-S-İ-M. Hemen deneyelim isim. Kullanmadık sesli harf. İlet. İlet. İ-L-E-T. İlet. Sözlüğünde var mıdır diyecektim ben de. İcatmış efendim. Tabii ki kelime iletmek, ileti kullanıyoruz ama sözlüğümüzde ilet olarak Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde geçmiyordu. O yüzden bir sıkıntı yaşadık. Turgut abi, zaten masanızda eksik olan bir nazar boncuğu vardı. Evet, aynen. Ben yeridir hemen iliştiriyorum. Şimdi hemen orayı telafi ederiz. Olur mu? Olur, kesinlikle. Hemen telafi etmemiz lazım efendim. O yüzden şimdi Turgut abi ve Efe için bu etaptaki ikinci 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. M ile başlıyor. Masa. M-A-S-A. Deneyelim. Güzel. Türetelim. Herhangi bir şey. M... M... Ne dedik? Bir şey demedim. M mi? Yani tam türetmeye başlarken... Efendim moda olacakmış. Yani Efe'den sadece bir M geldiği için devam ettiremedik ama... Ya o çıkan harflere takılmaya aslında gerek yok. Hani biz M ile başlayan herhangi birkaç tane daha kelime söyleseydik bize yardımcı olurdu en azından. Burada da ufak bir şanssızlık yaşadık diye sayıyorum.
az önce söylediğim gibi hani türetmeye devam edelim. Bize yardım edecektir. Efendim şimdi ben de onlar adına bu sorumluluğu alıyorum ve Turgut abi ve Efe için bu etapta ilk doğru cevap verecekleri Ringo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar, hep beraber yapacağız. Kelimemiz O ile başlıyor. Odak. O-D-A-K. Hadi gelsin bakalım odak. Oluk. O-L-U-K. Güzel bir deneme. Oluk olabilir mi? Teşekkür ederim Turgut abi. Şu sorumluluğu aldığım bu anda bunu da yapamasaydık çok sıkıntıdaydık. Aynen. Yüzünüzü kara çıkartmadık en azından. Estağfurullah ama güzel oldu. Efendim şimdi o kaseye ilk 1.000 lirayı da koyduk. Biliyorsunuz devamı gelir. Hemen o zaman gelsin. Turgut abi ve Efe için 1. etabımızdaki 8 harfli puzzle kelimemiz geliyor şimdi ekrana. İpucu cümlemiz de tam şöyleymiş. Buyursunlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı her yıl coşkuyla anmak demişiz. K ile başlıyor. Kutlamak. Kutlamak mıdır? Neden oldu? En güzel bayram bu bayram diyor ya. Gerçekten de öyle. Coşkuyla kutlanmayacak gibi de değil. Efendim 1800 lira daha bu şekilde kasamıza da eklemiş olduk. 2800 liraya geldik. 2. etapta telafi ederiz zaten. Ama şimdi bakalım 3. masamız ne yapacak? Tuğba ve Nihan gayet heyecanlıydınız. Geçti mi artık? Geçti gibi. Güzel. O zaman sizleri tanıyalım şimdi. Tabii. Tuğba Üresin. 35 yaşındayım. Yarışma İstanbul'dan katılıyorum. Özel bir üniversitede hemşirelik bölümü okudum. Yaklaşık 15 yıldır mesleğimi icraat ediyorum. Ne Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Şu an aklıma başka bir şey. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. İyi ki geldin Tuğba. Nihan, seni tanıyalım. Ben Nihan Nur Gönenç. 29 yaşındayım. İzmit'ten geliyorum. İstanbul Üniversitesi'nde odyoloji okudum. Harika. Şimdi de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim odyoloğu olarak çalışıyorum. Ne güzelmiş. Böyle. Şimdi arkadaşlar, siz Nihan, sen bir tiyatro oyununda oynuyordun. Evet, lisede. Tiyatro kulübünde, evet. Senin en yakın arkadaşın? Evet, Büşra. Büşra ile beraber. Evet. Tam orada Tuğba ne oldu? Sen oraya gittin o gün. Evet, evet, kız kardeşimin gösterisi vardı. İkisi de birlikte tiyatroda oynuyordu. Evet. İşte ben kardeşimi izlemeye gittim. Sonra onlar hazırlanırken kulise gittim. İşte yardımcı olayım diyerekten. Kız kardeşime makyaj yaparken işte Nihan yanıma geldi. Bana da yapabilir misin? İlk defa orada görüyorum. Nihan güzel fırsatlarını istifade. Evet. Benim de biraz. Tabii yaparım dedim. O şekilde orada tanıştık. Ondan sonrasında da üniversite okumak için İstanbul'a geldiler. Ben İstanbul'da yaşıyordum zaten. Evet. 2 yıl birlikte kaldık kız kardeşim, Nihan ve ben. Aa, ne güzel. O şekilde zaten Nihan ailemiz herkes tanıyor. 7. kardeşim diyebiliyorum. 6 kız kardeşiz bu arada. Nihan bir makyaj için efendim geldi, evet. O gün kendini aileye eklemiş anladığım kadarıyla. Evet. Ama çok tatlı görünüyor zaten. Nihan belli ki bir yere gidince o kabul edilir. Yalnız bu çok güzel. Yani bu benim hoşuma gitti. Nihan en yakın arkadaşının sonuçta ablasıyla da tanışmak falan. Ama gördüğünüz gibi efendim bugün kim yok? En yakın arkadaşımız yok. Acaba dedim Jale Hanım aradan en yakın arkadaşı bir uzaklaştırmışlar mı? Ne oldu? Büşra mıydı ismi? Evet. Büşra şu an nerede? Niye burada değil? Şu an nerede? İstanbul'da o da yaşıyor. Evet. Önce onu aradım. Benimle katılır mısın dedim. O da abla ben katılmak istemiyorum çünkü belli bir süreçten doğumdan sonrasında. O ne güzel. Yeni doğum yaptı galiba. Ya aslında 1 yıl oldu. Ama hala kendini çok toparlayamamış. Şimdi ben tabii hayırlı olsun diyorum. Allah analı babalı büyütsün ama belli ki gelmemek için ufak bir bahane. Bence de. Galiba birazcık o da heyecan mı yaptı? Evet, olabilir. Ben de dedim ki Nihan zaten pratik, zekasına da güveniyorum. Çok çok övmeyelim. Ben oyun oynamayı çok sevdiğim için. Güzel. Öyle. Başlayalım mı? Başlayalım. Ama bence hep söylediğim gibi biz keyif almaya bakalım. Kelimeleri hallederiz. Tuğba ve Nihan için 1. etabımızın ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bol şanslar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi H. Hata. H-A-T-A. Hadi deneyelim. Güzel. Harp. H-A-R-P. Harp. Gelsin bakalım. Halı. H-A-L-I. Halı, H-A-L-I de hemen deneyelim. Güzel.
Hale, H-A-L-E. Hale deneyelim efendim. Şimdi son hakkımızdır, iyi düşünelim. Halk, H-A-L-K. Halk ay, olabilir mi? Evet. Neden o? Tıpkı Ekim'de olduğu gibi. Aynen. Gerçekten. Yine son hakkımız da burada, halkı yakaladık. Evde seyrediyor olsaydınız siz de şu anda seyreden seyircilerimiz gibi halk halk diye muhtemelen evet, evde sesleniyordunuz. Efendim burada halk kelimesine zor da olsa ulaştık. Çok şükür. Efendim Tuğba ve Nihan için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Öyle başlıyor. Önem, ö-n-e-m. Önem, deneyelim. Güzel. Özen, ö-z-e-n. Özen. Özen. Özel, ö-z-e-l. Özel olabilir mi? Özet, ö-z-e-t. Özet olabilir mi? Neden olabilir? Çok güzel gittik. Bu dört harfli kelimelerde beni en çok korkutan tam da buraları oluyor. Çok fazla seçenek olabiliyor. Ama efendim özet kasamıza bir 1.000 lira daha eklememize yardımcı oldu. O halde şimdi Tuğba ve Nihan için bu etaptaki son dört harfli lingo kelimeyi görelim. Bakalım ilk harfimiz neymiş? I ile başlıyor. Işık. I, şey, I, K. Deneyelim. Işın. I, şey, I, ne? Işıl. Işın. Işın. Neyse ki ben yanlış duymuşum. Işın cevabıyla beraber efendim kasayı 3.000 liraya getirdik. Çok güzel. Oldukça süratli. Oldukça kendinden emin. Şimdi şu puzzle'da da hep söylüyorum hata yapmayalım. Çok güzel bir kasayla bitirelim, olur mu? Tuğba hatta Nihan'a son anda bir şey söyledim. Bekleyelim. Evet. Biraz harfler çıksın. Güzel ama çok eminsek de çok düşmesini beklemeyebiliriz. Tamam. Karar sizindir ama dikkatli olalım. Tuğba ve Nihan için birinci etabımızın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Buyursunlar. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir demişiz. İstikbal. İstikbal midir? Neden? Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Gerçekten ne kadar da güzel bir kelime, ne kadar da güzel bir cümle. İstikbal de ne kadar güzel bir kelime. Oh, sizin için de çok güzel oldu. Evet. Nihan, Tuğba'nın bekleyelimini dinlemedi. İyi görünce ama ben. Ama iyi ki beklememiş. İyi ki de beklememiş. Evet. Kasayı 5.000 liraya getirdi. Arkadaşlar, hiçbir sorun yaşamadan böyle tam olabileceğimiz son noktada buraya kadar geldik. Ben bunun için de peşiyle nazar boncuklarını Jale Hanım, onların da masalarına iliştiriyorum. Teşekkürler. Aynı şekilde de umarım devam ederiz. Efendim Turgut abi ve Efe 2800. İkinci etapta orayı halledeceğiz. Birinci masamızda da Arzu Hanım ve Jale Hanım 4200'e tamamladılar. Gayet keyifli. Gayet de yarışma dozu yüksek bir gün oluyor. O halde zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek. Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Turgut abi ve Efe ile başlayacağız efendim. Çünkü o kasa benim istediğimden düşük kaldı birazcık. Ama bu ikinci etap tam da bunu artık kapatacağımız yerdir, hiç merak etmeyin. Biliyorsunuz 5 harfli lingo kelimeler soracağız ve her birinin değeri 1500 lira olacak. Yani Efe bir soruyla bile kapatırız farkı. Ancak 5 hakkımızda kelimeyi yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek, ben butonları aktif dediğim anda hemen butonumuza davranıp, hani bazen söylüyorum ya Jale Hanım, yarınlar yokmuşçasına. O 1500'ü kendi kasamıza koyabiliriz zaten. Arzu zaten böyle bekliyormuş. Ne kadar hazır olduklarını görüyorsunuz. Aynen öyle, o 1500'ü kendi kasamıza ekleyebiliriz. Tabii o fırsat size de gelecek. Hiç merak etmeyin. Bir tek ben bu 3 masamada şunu hatırlatmak isterim ki ne var ne yok kasamızı doldurmaya çalışalım. Çünkü biliyorsunuz bu etap sonunda kasası en düşük masayla vedalaşacağız. Elimizden geleni yapalım yani. Efendim 3 masamada başarılar dedikten sonra Turgut abi ve Efe için ikinci etapın ilk 5 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Hadi buyursunlar. Öyle başlıyor. Örnek. Ö, ne, re,
Örnek. Eke. Örnek. Hemen deneyelim. Özgür. 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 Olabilir mi? Turgut abi dedi ki madem bugün 29 Ekim bölümü, buradan Özgür'ü yakalarım dedi. Çok da güzel yaptı. Efendim bu kelimeyle beraber 4300 liraya geldik. Hadi devam edelim. Turgut abi ve Efe için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Y ile başlıyor. Yalın. Y-A-L-I-N. Gelsin. Çok güzel oldu. Yanık. Y-A-N-I-K. Yanık bize yardım eder mi? Maalesef etmedi. Yarış. Y-A-R-I-Ş. Yarış. Güzel bir deneme. Yakış. Yakış. Y-A-K-I-Ş. Yakış. Var mıdır? Yapış. Var. Güzel. Son hakkımız. Yapış. Yapış. Y-A-P-I-Ş. Yapış. Y-A-P-I-Ş. Ne yazık ki değil. Butonlar aktif. Kim bastı? Sen bastın ama. Yatış. Y-A-T-I-Ş. Yatış olabilir mi? Ne yazık ki demiş. Basalım butonu. Yarı. Ya. Yani. Yanış. 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 Yani. Deneyelim ama yukarıda bir ne denenmişti. Yanış gibi geliyor bana ama. Yavaş ya. Şimdi söyledim. Yani hemen bu yağış döndü dolaştı. Evet. Hiç aklımıza gelmedi. Yakalayamadık onu oradan. Gelmedi. Çok da basit. Aynen. Evet aslında yani çok uzaklara ve zorlara gittik. Ya biz de yakışlar yapışlar. Yakış yakmak işi olarak geçiyordu sözlüğümüzde. Hani aklında soru işareti kalanlar olabilir. Ama oysa çok da gözümüzün önündeydi. Yağışı yakalayamadık. Artık dışarıya hiçbir şey vermeden şu sonuncuyu halledelim. Turgut abi. Tamam. Sen muhasebe insanısın. Hesap kitabı şimdi birazdan yapacağız beraber. Efendim Turgut abi ve Efe için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. B ile başlıyor. Barış. B-A-R-I-Ş. Ne güzel bir kelimedir. Deneyelim. Bakır. B-A-K-I-R. Bakır. Güzel bir deneme olabilir mi? Ne kadar hazır olduklarını size şöyle ifade edeyim. Bir an şöyle bir baktım, o da yakalanmış gibiydi. Nihan'a baktım, Bakır'la beraber böyle yaptı. O kadar hazır bekliyorlar. Güzel ama dışarıya vermedik. 5800 liraya geldik. Şimdi sırada ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi var. Hatasız yapacağız. Buna çok ihtiyacımız var. Efendim bu 9 harfli puzzle kelime şu ipucuyla birlikte geliyormuş. Buyursunlar. Portakalın küçük kardeşi demişiz. M ile başlıyor. Mandalina. 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 Neden o? Bir 250 lira sen cevabı butona basmadan önce verdiğin için gitti ama olsun. Sorun yok Turgut abi neden dersen 8050 liradayız. Hiç fena değil. Ama dışarıdan sanki bir tane soruya ihtiyacımız olabilir gibi. Evet, kaybettiğimizin yerine. Onu almamız gerekebilir ama bakalım bırakacaklar mı? Çünkü şimdi sırada üçüncü masamız var. Tuğba ve Nihan. İlk etapta biraz sıkıntı yaşamıştı Turgut abi ve Efe ama sonra güzel toparladılar. Ne diyorsunuz, bıraktığımız yerden devam eder miyiz Tuğba? İnşallah dörtlü kelimeler gibi hepsini biliriz. Hadi inşallah bakalım neler olacak efendim. Tabii diğer masalarımız hazır bir şekilde bekleyecekler. Zaten evet Arzu Hanım, hala hazırız. O halde şimdi Tuğba ve Nihan için ikinci etapımızdaki ilk beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Kelimemizin ilk harfi Z. Zafer. Z-A-F-E-R. Deneyelim.
Zaman. Z-A-M-A-N. Gelsin bakalım bir zaman. Z yardım eder mi? M'yi verdi, çok güzel. Zümre. Z-Ü-M-R-E. Zümre güzel bir cevap olabilir mi? Neden? Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten. İşte tam bu yeni kelimenin söylemenin bize burada bir faydası oldu. Hani ilk etapta da söylemiştim ya, çıkan harflere takılmadan yeni bir kelimeler söylemek. Tebrikler. Bizi Zümre'ye taşıdı. Kasayı da 6500 liraya taşıdı. O halde şimdi Tuğba ve Nihan için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? He. Heyet. H-E-Y-E-T. Heyet deneyelim. Hakim. H-A-K-I-M. Hakim gelsin. Güzel bir deneme. Hülya. H-Ü-L-Y-A. Hülya. A'nın yerini bulduk. Hırka. H-I-R-K-A. Güzel bir deneme. Son hakkımızı iyi düşünelim. Hurma. H-U-R-M-A. M denenmişti. Olabilir miydi? Buton merak ettim. Turgut abi, Efe. Hurda. H-U-R-D-A. Hurda olabilir mi? Neden olabilir? Efe, butona bastıktan sonra Turgut abi... Ya aslında ben ilk cevabı hep ona bırakıyorum. Evet. Yoksa ben cevabımı söylüyorum. Taktiğimiz öyleydi. O yüzden gelmeyince yapıştırdım ben de. Güzel oldu ama. Hızlıca geldik. Var mıydı hurda? Var, bastım. Basamadık. Ama herhalde onlardan sonra bastım. Yetişemedik efendim, evet. Tuğba ve Nihan, bir değerlendirdik aramızda. Evet. Ne oldu? Ne? Acele mi cevap verdik? Ben heyecanla hurmaya çok güvenerek bir anda böyle bir hurma... Ben de aslında hurda diye... Şey yaptım ama zaten önce... söyledikten sonra da fark ettim, M'ye çıkmıştı. Süreleri orada güzel kullanabiliriz. Evet. Zararı yok, şu anda hala durumumuz iyi. Telafi edebilecek noktadayız. Şu son beş harfli lingo kelimeyi yakalayalım. Sonra bir kasayı değerlendireceğiz. Efendim, Tuğba ve Nihan için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. D ile başlar. Düzen. D-Ü-Z-E-N. Deneyelim. Değer. D-E yumuşak Y-E-R. Güzel bir kelime. Tuğba Nihan'a şöyle bir baktı. İşte bu iş böyle yapılır. Bilmiyorum, ben öyle hissettim. Bir mesaj gibi hissettim. Yalnız beş harfli kelimelerde Tuğba... İyi senin rüzgarını esti biraz. Dört harfli kelimelerde Nihan çok daha hızlı gelmişti, iyi gelmişti. Evet. Güzel efendim, iş bölümü işte buralarda ihtiyacımız var. Şimdi sizin için dokuz harfli puzzle kelime gelecek. Bakalım bu dokuz harfli puzzle kelimenin ipucu cümlesi nasılmış? Hadi buyursunlar. Yarışmacılarımız butona bastığı an süreleri aktif hale gelir demişiz. B ile başlıyor. Başlangıç. Başlangıç. Butonlar aktif. Turgut abi, Efe. Başlıyor. Başlıyor mu? Sizin için süre devam edecek. Başlatmak. Başlatmak. Bu buton. Alayım. Cevabı alayım. Başlatmak. Başlatmak gelsin. Neden oldu? Başlatmak cevabı. İlk başta gördüm, bastım ama... Ama şey çok güzeldi Arzu Hanım. İlk başta bir butonsuz gelip sonra buton, birkaç defa daha buton. Efendim, heyecanlı bir an yaşadık ama. Aldık. Peki bir şey söyleyeceğim. İlk başlarda butonu yakalayamamak burada avantaj oldu mu? Yok. İlk cevabımız da mı başlatmaktı? İlk cevabım başlatmaktı. Anladım. Onun için üzüldüm. Yani yine o de, bastım direkt şeyde. Ama şans döndü dolaştı, bize geldi evet, efendim. Geldi. Tebrik ediyoruz. Başlıyor değildi. Başlangıç da değildi. İşte bazen diyorum ya, birkaç harf daha çıkması. Evet. İşimize yarar diye. Şimdi 8000 liradayız. Sizin için yine de bir avantaj. 9550 lirada olduğumuz için bir avantajımız var. Arzu Hanım ve Cale Hanım. Aynen Cale Hanım, öyle kafanızı salladığınız gibi.
Sıra sizde ama diğer ekiplerimiz de heyecanla sizden gelecek cevapları bekleyecekler. Tamam. Çünkü elleri bu tonda, gözleri yolda olacak. Tıpkı Efe'nin şu an durduğu gibi. Bakalım neler olacak. Bu heyecana hazır mıyız şu an? Hazırız. Biz de hazırız. O halde efendim Arzu Hanım ve Cale Hanım için ikinci etabın ilk beş harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. S ile başlıyor. Sevap. Kodlamamız lazım. S-E-F-V-A-P. Sevap. Sezgi. S-E-Z-G-İ. Sezgi. Güzel oldu. Süzme. S-Ü-Z-M-E. Güzel bir cevap, süzme olabilir mi? Cale Hanım siz mi fısıldadınız? Tabii ben ki söyledim. Vallahi tebrik ediyorum. Evet. Gayet güzel oldu. Ben o E'yi hala nereye yerleştireceğimi düşünüyordum. Acaba sözel olabilir mi falan gibi geziniyordum ama çok daha hızlı bir şekilde geldiler efendim. Bu cevapla beraber 6950'deyiz. Hadi aynı şekilde devam edelim. Şimdi Arzu Hanım ve Cale Hanım için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. A ile başlıyor. Akşam. A-K-Ş-A-M. Hadi deneyelim. Güzel. Aidat. A-İ-D-A-T. Aidat gelsin bakalım, bize yardım eder mi? O A ve M nerede acaba? Araba. A-R-A-B-A. Gelsin. Çok güzel oldu. Arıza. A-R-I-Z-A. Arızayı da bir deneyelim bakalım, yardım edecek mi? Şimdi son hakkımız. Bu tonlar hakkı. Efe. Gelmedi. Tuğba Nihan, basalım süremiz işlesin. Artma. A-R-T-M-A. Artma olabilir mi? Neymiş acaba cevabınız? Çok merak ettim. Aromaymış efendim. Biraz hiç aklımızda yok. Efe hak gittikten sonra yakaladı. Onu gördüm. Olsun, vermedik. Vermedik. Kesin. İyi tarafından bakalım. Öyle bakalım. Ama ben en güzel şeyi sevdim. Turgut abi ve Efe arasında şöyle bir bakışma oldu. Efe bastı. Turgut abiye baktı. Turgut abi de böyle yaptı. Ne yapayım ben? Benden şu an ne istiyorsun gibi. Orada bir O'yu getiremedik yerine. Olsun. Olsun. Efendim gördüğünüz gibi o 1500 lira biraz dolaştı ama yerini bulamadı. Şimdi kritik anlara yaklaşıyoruz. Arzu Hanım, Cale Hanım. Burası kritik bir andır. Bu kelimeyi yakalamamız lazım. Evet. Hadi inşallah yakalayacağız. Efendim bu etaptaki son beş harfli lingo kelimeleri geliyor ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Ne ile başlıyor? Nadir. N-A-D-I-R. Deneyelim. Niçin? N-I-Ç-İ-N. Niçin? Dedi Cale Hanım. Başka bir şey söyleyeyim. Nehir, nehir. Nehir. N-E-H-İ-R. Nehir gelsin. Belki bize yardım eder. Aslında biraz etti. Nesil. N-E-S-İ-L. Nesil olabilir mi? Evet. Neler var? Ben acaba nefis mi diye düşünüyordum. Evet. Ama nesil burada daha güzel bir cevap oldu efendim. Ve kasaya 1500 lira daha ekledi. 8450 liraya geldik. Az önceki durumdan birazcık ders çıkarıp dikkat etmemiz gereken bir yerdeyiz. Efendim Arzu Hanım ve Cale Hanım için ikinci etabın 9 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor. Buyursunlar. Kayıtsız şartsız milletindir. E ile başlar.
Egemenlik. Egemenlik. Egemenlik olabilir mi? Neden olur? Bekledik. Ya kaldık. Resmen kaldık. Ayıp bize. Egemenliği söyleyemedik. Ayıp bize. O ama yarışmada bunlar olur tabii ki. Normal. Evet, evet. Ben ona zaten ona takılmıyorum. Gerçekten buranın heyecanını biliyorum. Ama ben en çok Arzu Hanım'ın buton ve söyleme arasındaki mücadelesini çok sevdim. İlk başta söylüyor efendim. Sonra ben diyorum ki ilk başta butona basmamız lazım. Sonra butona basıyor, cevabı vermiyor. Harika bir an. Ama öyle dedik, böyle dedik. Aslında 1250 lira daha ekledik hem de. Azaldı. Ne kadar güzel bir kelimeyle. Olsun. Bu cevapla 9700 liraya geldik. Kasamız gayet güzel. Turgut abi ve Efe 9550 liraya geldik. Gayet güzel. Biz o puzzle kelimeyi yanlış yaparak galiba evet. 8000 lirada kaldık Tuğba ve Nihan. Maalesef. Biraz acele ettik. Niye öyle oldu orada? Nihan bir anda söyledi. Ben heyecanımla. Hiç fırsatımız olmadı. Yani heyecan aslında oldu güzel orada. Gidiyorduk. Evet. Aynen. Vallahi arkadaşlar buraya kadarmış. Öyle. Evet. Ama keyifliydi. İyi ki geldiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Biz de ederiz, çok mutlu olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz efendim Tuğba ve Nihan'a. Ve bizler Turgut abi, Efe, Arzu Hanım ve Jale Hanım'la birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam ediyoruz. Efendim Lingo Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde biraz da o yüzden keyifliyim. Yani hep gerçekten keyifliyim çok şükür. Burada çok sizin gibi değerli yarışmacılarımız geldiği zaman, güzel sohbet ettiğimiz zaman çok mutlu hissediyorum kendimi ama sanırım bu Cumhuriyet Bayramı hani bende bir yeni bir coşku yaratıyor. Tabii. Beni bir tek Cumhuriyet Bayramı ile ilgili hüzünlendiren şey hemen arkasından 10 Kasım'ın geliyor olması aslında. Evet, ama yine de efendim 29 Ekim Cumhuriyetimiz, Cumhuriyet Bayramımız ne kadar değerli bir gün. Sizler de bence bugüne çok yarışır şekilde yarışıyorsunuz şu ana kadar Jale Hanım. Egemenlikte birazcık. Evet, ayıp oldu. Gerçekten o yarışma heyecanı. Evde biliyorsunuz o hemen gelirdi zaten. Şimdi buraya kadar çok güzel getirdik. 9700'deyiz, 9550 liradayız. 150 lira fark, bir fark bile sayılmaz. Çünkü biliyorsunuz artık 5 harfli ve 6 harfli lingo kelimelerle yarışacağız. Ben öncelikle sizden rica ediyorum. Şöyle aramızda bir değerlendirelim. Kim 5'i, kim 6'yı oynayacak? Sonra lütfen benimle de paylaşın. Şey söyleyeceğim. Tamam. Kararlar verildi. Orada eller sıkıldı. Nedir Turgut abi Efe? 5, 6. 6 harfleri sana mı bıraktı? Evet. O yüzden mi başarılar dedin Efe? Sorumluluğu verdin. Güzel. 6 harfli kelimeler de Turgut abi olacak. Sizde durumlar nasıl? Ben 5'teyim. Tabii ki de sorumluluk bende 6. Arzu Hanım dedi ki 6 harfli kelimeleri ben hallederim dedi. Evet, güveniyorum. Biz de güveniyoruz efendim. O halde şimdi Jale Hanım ve Efe siz lütfen masada kalın. Biz Turgut abi ve Arzu Hanım'ı arkaya doğru uğurlayalım. Efe seninle başlayacağız. Eğer gelecek olan kelimeyi 5 hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek kalan haklarımızı Jale Hanım değerlendirecek. Tabii sonra aynı fırsat sana da gelecek. Sonra ortak puzzle'ımız var. Çok güzel kasalara ulaşacağız inşallah. İkinize de şimdiden bol şans diliyorum. Ve efendim Efe için 3. etapın ilk 5 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? V. Vasat. V-A-S-A-T. Deneyelim. Çok güzel. Dört deneme hakkımız var Jale Hanım. Butona gerek yok. Vatan. V-A-T-A-N. Vatan olabilir mi? Tebrik ediyorum. İşte bu daha demin bahsettiğimiz o egemenlikteki gibi yarışma heyecanı. Ben sana söyleyeyim Efe. Beni bitirdi. Hani 29 Ekim? Beni hani özel bitirdi. Bölümümüz. Oluyor işte. Ben T'yi fark etmemişim bile ya orada. Aa oraya. Ciddiyle. Aslında hepimiz bekledik senden o vatan gelir evet, diye evet. Ama. Heyecan. Neyse efendim sağlık olsun. Efe telafi edecek çok noktamız var. Jale Hanım. O egemenlik meselesini çözmüş olduk böylece. Evet rahatladım biraz. Rahatladık. Efendim hala etap arasında diyor ki ben o yağışı nasıl yakalayamadım ama geçtik onun üstünden artık. Şimdiki durumumuz iyi. Hadi böyle devam edelim. İnşallah. Efendim Jale Hanım için bu etaptaki ilk 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş?
E. Emsal, E-M-S-A-L. Emsal. Emsal. Deneyelim. Güzel. Üç deneme hakkımız var Efe. Efkan. E-F-K-A-N. Efkan. Evet. Sözlüğümüzde olmayan bir kelimeydi. Endammış. Ne de güzel kelimedir endam. Evet. Evet. Efkan'la aslında çok arkadaşımız var Efkan isimli ama sözlüğümüzde yoktu. Bir anda geldi. Bu yüzden işte iki masaya da ne yazık ki bir şey veremedik efendim. Şimdi Efe için bu etaptaki son beş harfli lingo kelimeyi ekrana getiriyoruz. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Buyursunlar. Ç ile başlıyor. Çerez. Ç-E-R-E-Z. Hadi gelsin. Çocuk. Ç-O-C-U-K. Çocuk. Deneyelim. Çalış. Ç-A-L-I-Ş. Çalış. Çalgı. Ç-A-L-G-G-I. Bu sefer o hatayı yapmam. Çalgı olabilir mi diye. Burada da I'yı görmedim deseydin bizi çok üzerdin Efe. Ya o vatan hiçbir şekilde telafisi olmayacak bir olay. O biraz ufak bir şanssızlık oldu gerçekten. Sıfır tolerans. Kalır mı diyorsun üstünde o? Dediğim gibi o bitirdi bile. Bak finale gelirsek onu finalde telafi ederiz. Evet. Biz oraya odaklanalım. Şimdilik bunu güzel yakalamış olduk. Kasaya 800 lira daha ekledik. Jale Hanım hazırsak? Hazırım. O zaman efendim Jale Hanım da hazır olduğuna göre onlar için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? S ile başlar. Sabır. S-A-B-I-R. Hadi deneyelim. Sabun. S-A-B-U-N. Yardım eder mi bize sabun? N var orada değil. İki deneme hakkımız var Efe. Sanık. S-A-N-I-K değil ama. Gelsin bakalım. Belki yardım eder. N'nin yerini bulduk. Sanal. S-A-N-A-L. Sanal olabilir. Deneyelim. Ah. Sanat galiba. Sanatmış efendim. Sanırım. Ne kadar da güzel bir kelimeydi. Sanattan önce de sanalı düşünmüş olman bizi birazcık üzdü Efe. Ama efendim... Asıl beni üzen nokta, iki masama da burada bir şey veremedim. 11.300 liradayız, 10.350 liradayız. Bu dengeli durumu birazcık bozacak olan puzzle kelimemiz var sırada. Biliyorsunuz, eğer cevabımız varsa ilk harfi gördüğümüz andan itibaren butonumuza basıp cevaplayabiliriz. Bakalım efendim, şu dengeyi biraz değiştirecek olan 10 harfli ortak puzzle kelimemizin ipucu cümlesi nasılmış? Hadi buyursunlar. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildi. İlk harfimiz C. Arzu Hanım. Cumhuriyet. Jale Hanım'ın masası yanıyor. Cumhuriyet. Cumhuriyet olabilir mi? Neden olmasın? Çok hızlı gelindi. Çok iyiydi. Jale Hanım'ın masasının yandığını gördüm. Cumhuriyet cevabı tabii ki olması gerektiği gibi. Efendim bize kasamıza 4.000 lira daha ekledi. Hani şu yüzden olması gerektiği gibi diyorum. Burada artık yeni harf çıkmasını iki masamızda beklememişti zaten. Heyecanlı bir an oldu. Efe sen normalde çok hızlı gelirdin butona. Öyle oldu. Böyle ben oldu. De bastım tabii ki. Belliydi cevap. Biliyorum biliyorum duydum ama şöyle yakalamaya çalıştım efendim ben de hangi masa yanacak diye ama Jale Hanım orada bir avantaj yakalamış oldu. Bu da bize Turgut abinin artık çok işinin olduğunu gösteriyor.
Evet, yük omuzlarıma kaldı. Kaldı ama hallederiz gibi bence. O yüzden şimdi Efe'ye ve Cale Hanım'ı arkaya doğru uğurlayalım. Arzu Hanım ve Turgut abi masaları alalım. Turgut abi, 4950 liralık bir fark var. Ama gözümüz korkmasın. Sadece puzzle kelimemiz bile yine 4000 liradan başlayacak. Yani yakalayabiliriz. Arzu Hanım, bu avantaj sizi biraz belki paniğe sürükleyebilir ama yapmasın. Çünkü buradan aldığınız, devraldığınız bayrağı harika bir kasayla finale taşıyabilirsiniz. Ben iki masama da bol şanslar diliyorum. Ve efendim Turgut abi için. Üçüncü etabın ilk altı harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş, buyursunlar. M ile başlar. Matara. M-A-T-A-R-A. Matara. Mesafe. M-E-S-A-F-E. Hadi gelsin, deneyelim bakalım. E de var, T de var ama nerede acaba? Misket. M-I-S-K-E-T. Hadi bize yardım etsin misket. Aslında bir hayli etti. Gelmedi. Bir deneme hakkımız var. Millet. M-I-L-L-E-T. Millet midir efendim? Neden oldu? Kolay görünen ama riskli bir cevaptı. Çünkü minnet kelimesi de olabilirdi. İkisinden birini tercih edecektik ama biz efendim... Çünkü bugün minnet duygularında çok yüksek hissettiğimiz bir gün. Ama biz burada millet cevabını bulmuş olduk. Turgut abi hazırladın. Hazırladın, elinle evet. Yan masaya gönderdin. Maalesef öyle oldu. Öyle oldu. Nasıl olsa daha geriyelim telafisi mi? Var. Var, telafisi kesinlikle var. Bakalım Arzu Hanım kendi hakkında ne yapacak? Efendim Arzu Hanım için üçüncü etabın ilk altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. S ile başlar. Sa... Sarsı. Birden kaldı. Gelmeyecek gibi sanki. Gelmedi. Gelmedi mi? Gelmedi. Dört deneme hakkımız var Turgut abi. Samsun. Samsun. Güzel kodlayalım. S-A-M-S-U-N. Samsun. N ile bitiyormuş. Üretemedik efendim. Seçkinmiş oysa. O kadar çok kelime var ki kalmadı birden, gelmedi. Bir tane en azından deneyecek bir kelime bulsak belki yolumuzu açardı. Samsun güzel bir deneme oldu. En azından benim çok sevdiğim bir şehir olduğu için efendim. Benim için de güzel bir deneme oldu. Ama buradan ne yazık ki iki masamıza bir şey veremedik. Şimdi Turgut abi için bu etabın belki de yarışmanın son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş, buyursunlar. Cumhur. C-U-M-H-U-R. Cumhur. Cüret. C-Ü-R-E-E-T. Cüret, deneyelim. C-Ü-R-R. E-T dedik. Evet. Sözlüğümüzde geçmiyordu ne yazık ki. Arzu Hanım, üç deneme hakkımız var. Cezai. Altı harfi. Bir kodlayalım Arzu Hanım hızlıca. C-E-Z-A-I. Beş harfi. Cezai. O da yetişmedi. Cikletmiş. Şu an... Şimdi cezai beşte kaldı. Cüret de aslında tek R ile olup o da beş harfli bir kelimeydi. Evet. Ufak bir talihsizlik yaşamış olduk iki masamız içinde. Oysa ciklet de efendim cevabımız. Şimdi Arzu Hanım, sizin için bu etabın
Belki de yarışmanın son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş, buyursunlar. B ile başlar. Bayrak. B-A-Y-R-A-K. Bayrak. Editörlerimiz o kadar güzel araya serpiştirmiş ki, hani oradan denk gelir mi efendim diye denedik. İki masamızda da önemli yerlerde bugüne özel kelimeler çıktı. Efendim bu cevapla birlikte kasayı 18.100 liraya taşıdık. Ki aslında şöyle bir avantajımız zaten vardı. Bu puzzle kelimesiz de finale gelecek gibiydiniz. Çünkü 10.350 liradaydık. Hani bunsuz da pek yetişmeyecekti ama şimdi sırada ortak puzzle kelimemiz var. Yine de güzel bir yerde bitirdik diyebilirsiniz. Çok güzel bir kasayla finale gelebilirsiniz. Efendim Arzu Hanım ve Turgut abi için 3. etabın 11 harfli ortak puzzle kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet demişiz. B ile başlar. Bağımsızlık. Bağımsızlık mıdır? Ne lan oğlum? Egemenliği falan unuttuk. Güzel oldu. Ben unutamadım. Bu cevapla birlikte kasaya 3.200 lira daha ekledik ve 21.300 liraya geldik. Ancak Turgut abi de gayet centilmen bir şekilde zaten hiç cevabı da size bırakmıştı. Bence güzel bir harekettir. Şöyle yapalım. Jale Hanım siz de masaya alalım. Efe seni de lütfen masaya alalım. Şimdi finalde beraberiz. Geleceğiz efendim. Bu üçüncü etap bize bir yaramadı. Kasayı çok büyütemedik. Efe, evet. Turgut abi niye böyle oldu? Hiçbir şey diyemiyorum bu maalesef. Üçüncü etapta tam istediğimiz noktaya gelemedik evet. Ya gerçekten. Güzel kelimeler de vardı ama olmadı. Vardı Efe, evet. Denedik olmadı. Arka taraftayken hepsi bilmiştim. Arkadayken biliniyor. Evet. Genelde öyle oluyor gerçekten öyle. Ben de o yüzden yarışmadığım ama sizle beraber bulmaya çalıştığım için bazen daha kolay bulabiliyorum. Orada olsam muhtemelen çok zorlanırım. Ama büyük renk kattınız. Bu özel günde bizimle oldunuz. Vallahi çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Biz de bu özel günde renk kattıysak çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne demek efendim? Turgut abiye ve Efe'ye kendinize iyi bakın. Hoşça kalın derken biz Arzu Hanım ve Jale Hanım'la birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız efendim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde hem keyifli bir bölüm geçirdik hem de sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir kasayla finale geldik. Şimdi bunu birazcık ödüle çevirelim istiyoruz. İnşallah. Efendim biliyorsunuz Arzu Hanım ve Jale Hanım'a 120 saniye vereceğiz ve onlara önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarlarsa yarışma boyunca biriktirdiklerinin yarısı olan 10.650 liraya gelecekler. Jale Hanım'ın hesabına göre bu yetmiyor. O yüzden 5 harfli bir lingo kelime daha soracağız. O kelimeyi de yakalarlarsa yarışma boyunca biriktirdiğimiz şahane kasa 21.300 liraya ulaşacağız. Kesmiyor. Olmaz dedi. Sırada 6 harfli lingo kelime olacak. Onu da yakalarsak bu 21.300 iki katı olan toplamda 42.600 liraya ulaşacağız. Bu sizin şimdilik hedefiniz gibi. Evet. Bu bize yeter. Evet. Ama ne yapacağız ki? Yani planımız ne? Hayır, hiç para almadan gitmek istemiyoruz. Bu kadar heyecan çektik. Parayla gidelim. Ya arsa olursa da biz 3 anne evet. ve 3 kızız. Evet. Kızlar arkadaş, yaştaşız. Anneler yaştaş arkadaşlar, 60 senelik. O harika bir grup. Evet, gayet güzel. O grup, biz kızlar ve anneler grubu güzel bir yemeğe gideceğiz. Güzel, aa çok evet, güzel. Evet. Tabii çok da güzel bir tutar olur. Evet, bizden olacak. Ama efendim, o anda yine de bir süremize bakacağız. Evet. Güzel bir süre kaldığını düşünürsek belki yemeğin yanına bir Balkan turu. İnşallah. Bir ne bileyim bir Doğu Ekspresi ile bir Kars, bir Karadeniz turu. Süper olur ama. Ne güzel olur. Çünkü 7 harfli süper lingo kelimemiz olacak sırada ve onun tek başına değeri tam 150.000 liradır. Bir de bu kelimeyi yakalarsak bugün buradan toplamda 192.600 lirayla ayrılabiliriz. Çok güzel olur. Güzel olur. Olur ama olur mu? Göreceğiz. Olur mu? Evet. Zaten ben o yüzden tam da bu noktada hep ne söylüyorum? Biz şu 4, 5, 6'yı bir halledelim. Evet. Sonra orada bir bakarız. Konferin. Hep beraber bir değerlendiririz. Tamam.
Efendim inşallah bugün zaten elimiz boş gitmeyeceğini düşünüyorum da bakalım yol bizi nereye götürecek? Size şimdiden bol 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 şanslar diliyorum. Teşekkür İnşallah edeceğiz. Çok da güzel bir yere götürür bizi. İnşallah. Çok takıldığımız bir yer olursa da pastemi unutmayalım. Ben hatırlatacağım zaten. Tamam. Umuyorum ki bu kadar güzel bir bölümde, bu kadar şahane yarışmacılarımız, tatlı insanlar. Bugün renk de kattılar. Umarım çok da güzel neticelerle buradan ayrılırlar. O halde şimdi Arzu Hanım ve Cale Hanım için final etabının 4 harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K. Kasa. K-A-S-A. Hızlandı. K-A-S-A. Evet, güzel. Kutu. K-U-T-U. Hemen gelsin kutu. Güzel. U ile bitiyor. K-O. Koru. K-O-R-U. Koru. Hemen koru gelsin. Ne olabilir? Koyu. K-O-Y-U. Koyu gelsin hemen çok hızlı. Neden olmasın? Çok güzel. 18 saniye 4 harfli kelimeler için çok iyi. Bazen bizi çok zorlayabiliyordu. Şu 5'le beraber o kodlamayı siz hızlı başlayın. Tamam. Ben zaten hızlandıracağım. Tamam, hiç okay. Merak etmeyin. Ama efendim biz hemen ne kazandığımıza bakalım. 4 harfli kelimeyi yakalayarak Arzu Hanım ve Cale Hanım bugün yarışma boyunca biriktirdiklerinin yarısı olan 10.650 liraya ulaştılar. Cale Hanım buralarda şöyle demişti. Devam. Hadi devam edelim. Yine aynı hızla bulacağımızı umuyorum. Arzu Hanım ve Cale Hanım için final etabının 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. F ile başlıyor. Fahiş. F-A-H-İ-Ş. Hadi deneyelim. Fener. F-E-N-E-R. Fener gelsin. F-E-N-E-R. Fetih, Fetih, Fetih. F-E-T-İ-H mi? Evet. Fetih. Pas. Pas. Bence de tam zamanında pas diyelim. Neymiş? Kolyoymuş. Tamam. Haydi geldi yeni kelimemiz K ile başlıyor. Kolye, K-O-L-Y-E. Kolye gelsin. K-O-L-Y-E. Kibar. K-İ-B-A-R. Kibar. Deneyelim efendim kibarı. Çok güzel. O R nerede olabilir? Kiraz. K-İ-R-A-Z. Kiraz gelsin. Yardım eder mi bize? Var. Kiraz. Çok güzel. Kirpi. K-İ-R-P-İ. Kirpi ne güzel bir deneme olabilir mi? Neden olmasın? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. Evet. Ben açık söyleyeyim. Kaldım yani o tamam kiri koyduktan sonra o piyi getiremedim. Kirazlıyım dedim. Çok güzel oldu. Jale Hanım yine doğru yerde devreye girdi. Süper. Sempatik bir kirpi cevabıyla birlikte. İyi bir ekip olduk. Güzel bir ekip. Harika bir ekipsiniz. Bu şekilde efendim 5 harfli kelimeyi de yakaladık ve yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 21.300 lira şu an. Yemek garanti. Cebimizde. Yemek garanti mi? Evet. Şimdi eğer 6 kişiye buradan yemek garanti ise 6 harfli lingo kelime yakalanır da bırakırsak beni de çağıracaksınız. Tamam. Aa ne kadar seviniriz. Keşke. Keşke tamam, gelseniz. Çağırıyoruz. Sözümü aldım. Tamam. Efendim şimdiden söylüyorum ki 7 harfi de Balkan turuna kendimi de ekleyeyim diye. Hadi şunu da çok hızlı yakalamaya bakalım. Tamam. Süremiz çok güzel. Arzu Hanım ve Cale Hanım için final etabının 6 harfi lingo kelimesi geliyor şimdi ekrana. Umarım hızlıca yakalayacağız. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi L. Leylak, L-E-Y-L-A-K. Leylak, ne güzel bir kelime gelsin. Latife, L-A-T-I-F-E. Latife, L-A-T-I-F-E. Gelmedi. Pas. Leylek, L-E-Y. Leylek gelsin hemen. Tamam. Gönderelim pas, mi? Pas, pas. Pas, pas dedik. Pas dedik. Losyonmuş. Losyon. Hadi geldi yeni kelimemiz C ile başlıyor. Candan, C-E-N-D-A-N. Candan, C-E-C-A-N-D-A-N olmadı. Cebren. C-E-B-R-E-N. Cebren. C-E-B-R-E-N. E-R var orada değil. Ne olabilir orada E yoksa? Ceryan. C-E-R-Y-A-N. Ceryan. Sözümüz de öyle değildi. Cömert de. Geliyor yeni kelimemiz. Yakalayacağız. F ile başlıyor. Fıstık. F-I-S-T-I-K. Hadi olsun fıstık. Falaka. F-A-L-A-K. Gelsin falaka. Güzel. F ile başlıyor. Farazi, F-R-A-Z-İ. Farazi, gelsin farazi. Bir tane daha duyayım sizden.
Favori ya. Favori. Biz bunu yakalar mıyız? Yakalardık favori. Oğlum şey bulduk. Favori Leyi de bulduk ama yapalım. Evet. Evet. Favori. Ya çok olsun. Heyecan yani. Çok heyecan oldu. 40'ı alamadık. Losyon. Losyon. Zor geldi. Losyon. O zordu orada, ama bunu bilirdik. Orada şöyle bir hata yaptık gibi. Biraz daha erken aslında ben sevdim hani bunu göndersek evet, mi diye. Belki oradan bir 10 saniye buraya kurtarsaydık. Favori yakalayabilirdik bulurduk. Ama. Favori. Bu bizim için pek favori bir kelime olmadı. Evet. Neyse. Ama biz çok mutluyuz. Evet. Finale kaldık. Finale kaldık. Yemeği de çıkarttık. Evet. Ama benim davetim biraz soru işaretli oldu. Sizi de alırız ucuz bir yere gideriz. Olur efendim. Büfede yeriz, büfede. Büfede yeriz. Harikasınız siz gerçekten. Gelin de. Ama efendim o zaman Arzu Hanım ve Cale Hanım'ın ne kazandığına bakalım. 5 harfli lingo kelimeyi yakalayarak hem günü kazandılar hem de elleri boş gitmediler. Kasalarında biriktirdikleri 21.300 onlarındır, sizindir. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Harikasınız. Çok keyifli zaman geçirdim. Ay biz de öyle, sağ olun. Favori bilseydik daha iyiydi ama. Ne yapalım ama yok. Finale kalmayabilirdik de. Tabii. Evet. Her şeye evet, şükretmek lazım. Şükretmek lazım. Aynen öyle. Ben bu yaşta gerçekten buna geldim, keyifli. Seviniyorum. Vallahi şahanesiniz. Çok da güzel renk kattınız. Bu özel bir bölümümüzde, benim için de, hepimiz için de, evet, bütün ülkemiz için de bu özel günde evet, güzel zaman geçirdik. Özellikle Cumhuriyet Bayramı'nda ben Kurtuluş Savaşı'nda savaşan bir askerin torunu olarak da burada olduğum için de çok da mutluyum bugün. Ne güzelmiş, ne güzel dediniz. Çok Arzu Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok candandınız. Böyle çok heyecanlıydık dediler ki Kemal Bey gelince rahatlayacak her şey. Gerçekten rahatlattınız. Teşekkür ederiz. Ne güzel. Buradayız. Efendim vallahi ben de şükrediyorum. Cale Hanım dedi ya, her şeye şükretmek lazım. İşte böyle çok keyifli zamanlar geçiriyorum Lingo Türkiye'de. Tabii ki sizlerin sayesinde, buraya gelen yarışmacılarımız sayesinde. O yüzden ben de çok şükrediyorum. Ayrıca bu ülkede yaşadığım için, bu güzel cumhuriyette yaşadığım için de defalarca şükrediyorum. Onu işte Mustafa Kemal'in de söylediği gibi onu yaşatacak ve yükseltecek olan bizleriz. O görevi de kendime bir sorumluluk olarak her zaman hissediyorum üstümde. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi ki bu ülke var. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Lütfen siz de burada olmak isterseniz, bu heyecanı yaşamak isterseniz şu aşağıdaki telefon numarasından veyahut iletişim adresinden bizlere başvurun. Evet heyecanlanıyoruz ama o heyecanlarımızı atıyoruz. Keyifli zamanlar geçiriyoruz. Ayrıca TRT 1 ekranlarından ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.